Efendim merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum değil, yol arkadaşım Emin Çapa. E, cumaları genellikle haftayı toparlıyoruz. Şimdi bugün biraz zor toparlayacağız. Hani eldivenleri taktık, görünmeyebilir, siz görmüyor olabilirsiniz ama eldivenler elimizde. Fırça, e, kova, arkada burada bir yerde. Temizleyeceğiz de biraz zor görünüyor. Çünkü fokur, 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 fokur ev kadınları çok iyi bilir. Ama bir güzel silersin, silersin, silersin bir arkana dönersin ki nereden geldiğini bilmediğin bir takım tozlar işte ortalığa saçılı vermiş. Bir daha silersin bir daha. Aynen durumumuz o. Durumumuz fena. Fena hani bugünleri de ararız diye çok da abartmadan fenayı dozunu azıcık düşürerek söyleyeyim. Öyle mi Emin? E, biliyorsun daha kötüsü olmaz dediğimiz ne varsa bir geliyor. Onun için ben artık o konulara girmiyorum. Peki söz meclisten dışarı ağzımızdan yel alsın. Bildiğimiz bütün şeyleri sıralayalım, değiştirelim. Efendim önce şuradan başlayalım. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanı koronaya yakalandığını haber verdi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kendisi Twitter'dan duyurdu koronaya yakalandığını. Ama tedavileri sürüyor bu isimlerin yöntemleri. Tekrar geçmiş olsun. Pek çok önemli isim mesela Nihat Özdemir Federasyon başkanından tutun. E, futbol dünyası zaten kırılıyor resmen. Bu arada zaten korona pozitif olduğunu biliyorduk. E, İstanbul e, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın. Ama yeni bir haber geldi. Kadir Topbaş'ın durumunun kritik olduğu bilgisi. E, yoğun bakıma alınmış ama epeydir de tedavi görüyordu. Tedaviye yanıt vermediği için, değil mi? Evet. Yoğun bakıma alınmış. Kendisinin bir kronik rahatsızlığı vardı. Çok uzun süredir tedavi gördüğü, görmeye çalıştığı ya da onun herhalde etkisi var. Ona da geçmiş olsun diyelim. Onun nezdinde tüm hastalara geçmiş olsun diyelim. Sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyelim. Galiba son birkaç gün içinde 3 Sağlık çalışanı da hayatını kaybetti e, koronadan. E, oradan gelen haberler her anlamda çok can sıkıcı. Şimdi bu meseleyi zaten biliyorsunuz ama e, koronada bir aşı bilmecesi soruları var ya. Onu e, sevgili Emin Çapa her zamanki titizliğiyle diyeceğim hayır deliliyle derinlemesine dalarak araştırdı ilgili uzmanlarla konuştu birebir, yazıştı. Kaç sayfa kim bilir rapor okudu zaten takip ettiği bir konuydu. Aşı konusunda merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacak bu programda. Samiyetle söylüyorum. Çok ince ayrıntılarına kadar araştırdı. Uzmanlarıyla konuştu zira. Ama önce şöyle başlamak istiyorum. Bakın bu ayın e, takviminde 3 gün çok önemli. Aralık. 3 Aralık 10 Aralık, 11 Aralık. 3 Aralık neden önemliydi? Ee, enflasyon. Ayın 3'ü enflasyon günüdür. Enflasyon, aa bir baktık ki yüzde 14.03 bayağı yüksek geldi. Neden? Daha doğrusu neden yüksek geldiğinden ziyade merak edilen şey oldu. TÜİK'in başına ne geldi de yüzde %14 14'e çıkarttı. Kimisi de diyor ki Oo, 14 bir şey mi? Onun için bu kadar açıkladı diyor. Onu da zaten esas konusu o. Onu da anlatacak. Ben bugün zaten çok az konuşacağım. Alacak programı götürecek. Bir de 11 Aralık var. Pardon 10 Aralık var. 10 Aralık geleceğim ne olduğunu. 11 Aralık'ta aşı günü. Daha doğrusu aşı takviminin başladığı gün. Aşı günü değil. Aşı takvimi deniyor. Neden? Çünkü 11 Aralık'ta aşı falan olmayacak. Ne olacak? Konuşacağız. Gelelim 10 Aralık'a. Medyanın gelmeyelim. görmediği gelmeyelim. gelmeyelim. Hükümetimiz istemiyor, üzmeyelim. Gelemeyelim. Yani gelme üzme insanları. insanları, üzüyorsun insanları. Medya gelemiyor zaten. Medya göremiyor zaten. Medya göremiyor kritik zirveyi. 10 Aralık'ta AB Liderler Zirvesi, COVID-19 nedeniyle sanal ortamda yapılacak. Ee, Türkiye'yi konuşacak, Türkiye'yi masaya yatıracak. Çok vahim şeyler ee, ya bekleniyor bilmiyoruz bakın e, medyada e, bazı gazeteler e, daha köşelerde falan görmüş ama karar gazetesi e, maşete çıkartmış masaya makul çözüm getirin diye şimdi e, bu masaya makul çözüm getiren getirin diyen kim Türkiye yani iktidar yani Erdoğan e, oruç reis jesti yapmışız zaten. Bir makul jest beklerken. Biz de e, jest yapmışız. E, oruç reisi çekmişiz. Bu AB zirveler, e, AB liderler zirvesi öncesinde a, hoş karşılanmış. İyi de durum e, o kadar da e, tamam yani hani gel öpeşelim barışalım da kalmıyor. Evet. Çok ciddi yaptırım konuşulacak ayın 10'unda Türkiye'ye. E, bu önemli. Ankara masayı devirmeyin, bizi AB'den kopartmayın diyor. E, AB'den kopmak gerçekten de e, tamiri çok zor bir e, hata olur. Öyle bir şey kimse cüret edemez. Yani öyle Rusya'ya gideriz bilmem Çin'e gideriz bilmem ne bilmem ne e, ile açıklanır bir şey değil. ...AB'den kopma şeysi Türkiye tarafından düşünülemez bir şey. TÜSİAD'ın ilk kez tarihinde Yüksek İstişare Konseyi sanal ortamda yapıldı. Hmm. Üyeler bilgisayarın karşısına geçtiler. Herkes bilgisayarın karşısında bu aralar. Simone Kaslovski'nin, TÜSİAD Başkanı'nın açıklaması şöyle. Türkiye'nin gerek stratejik gerek ekonomik aidiyetlerini... ...bir kez daha stratejik çıkarları doğrultusunda gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. Yani ...stratejik ve ekonomik aidiyetlerimizi... ...bir daha gözden geçirelim. Yani dönüp Rusya, Çin benim gittiğim yerdir falan filan... ...bunları geçin kardeşim. Sizin yeriniz AB'dir. Ee, AB ile de kopmamalıdır diyor. Tamam da AB'den <laughs> kopmayalım da... ...AB'den kopmamanın... E, ...kriterleri var. Gereklikleri var. Bakın Avrupa Konseyi'nden... ...çok yeni... Bir açıklama geldi, hani e, son dakika gibi neredeyse yeni bir açıklama geldi. Diyor ki Avrupa Konseyi'nden gelen açıklama, e, Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın. Şimdi e, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın şikayetiyle ilgili incelemeyi daha fazla gecikmeksizin ...tamamlamasını sağlamaya çağırıyor. Ve diyor ki derhal serbest bırakın. E, müsaadenizle bir e, Osman Kavala'nın... E, ...bugün içeride kaçıncı günü ona bir bakıyorum. E, 1130 gündür içeride Kavala. Şimdi 1130 gündür tutuklu olduğunu... E, ...herhangi bir ismin... E, ...hüküm verilmeden tutuklu olduğunu... ...hele hele... E, siyasi bir dava nedeniyle e, tutuklu olduğunu kimseye anlatamazsınız AB liderler zirvesini anlatamazsınız Avrupa Konseyinde anlatamazsınız hiçbir yerde anlatamazsınız Böyle kriterler olmadan AB'den nasıl kopmayalım Azizim? Şimdi şunu bir söyleyeyim ben Ayşenur AB meselesine tekrar dönmeyeceksen eğer hı hı. E, Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkileri tamamen koparacak bir adım bence atamaz. Türkiye'de atamaz, AB'de atamaz. Zaten evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep bunu oynadı. Çünkü Sayın Erdoğan'a ve Sayın e, diğer o yetkililer kimlerse onlara ve AKP'nin bütün başarısız politikalarına rağmen, bütün yanlış politikalarına rağmen Türkiye çok önemli bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti kolay kolay bir kenara atılabilir bir ülke değildir. Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a ve AKP'ye rağmen çok önemli bir ülkedir onlara rağmen. Zaten de bugüne kadar bunun ekmeğini yediler. Öyle höt höt diye diye buraya kadar geldi. Şimdi sorun şu. Türkiye'nin gücü o kadar aşında aşında o kadar kenara doğru geldi ki artık insanlar yani Avrupa tarafı a pardon ne Rusya'ya höt diyebiliyorsun ne Amerika'ya höt diyebiliyorsun. Habire bize habire bize. Aa bir dakika bakalım noktasına geldiler Türkiye'yi tamamen dışlamayacak ama Türkiye'ye bir takım e, ciddi mesajlar verecek bir şeyin çıkmasını Karar. bekliyorum e, ben e, şimdi doğrusu e, şu da e, bir gerçek ben de katılıyorum duvara dayandı e, Türkiye e, Evet e, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Kolay kolay vazgeçilebilecek bir noktada değildi. Kesinlikle. Ama geldiği noktada bir şeyler oldu. E, malum uzatmaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Ve e, bu Türkiye'nin karşısına aslında e, sorun çıkartmaya başladı. Yaptırımlar ama öyle ama böyle başladı. Biz hani böyle büyük fotoğrafa bakıyoruz ama orada kenarda köşede e, vizesiz artık Avrupa'ya girememekler. Para e, her şeyi bırakın. Dolar evet para gelmemesi yani yaptırım fiilen var aslında. Şimdi bunu fark ettiği için Erdoğan da evet AB Türkiye'den vaz tamamen vazgeçemeyeceği için çıtayı yüksek tutacak ama sonra indirecek. Belki işte belli bir sınırda bir şeyler yapacak. Ama Erdoğan da Karar Gazetesi'nin Ankara kulislerinden beslenerek hazırladığı haberde şunu görüyoruz. Erdoğan da bizim en azından bir süreliğine öğrenemeyeceğimiz belki, belki bazı tavizler verecek. O tavizler ne olacak? Şimdi hukuk reformu mesela o tavizlerden biri. Bazılarını öğrenemeyeceğiz diyorum ama bazıları da hani görünen köy kılavuzu istemeyecek. Görecek, görüyoruz. Hukuk reformu deniyor. Osman Kavala içerideyken hukuk reformu diyemezsin bana demektir Avrupa Konseyi'nin mesajı. Bunu da görmek lazım. Bu arada Şimdi tabii şeyi unutmayalım. MHP'nin tutumunu hukuk reformu karşısında orada ve yani, AKP de hukuk reformu yapabilir mi sence ya? E, Mış gibi değil. yapmaya çalıştı ha, bugüne çünkü, kadar ama artık olmuş gibi olmayacağını görecek. Ee, öyle bir şey. Bir de Avrupa Birliği tarafında şunu unutmayalım. Fransa'da Macron'un seçimi geliyor. Seçim sürecine doğru gidiyor ve Macron <laughs> Türkiye'nin tutumunun ...kendisini Fransa'da kamuoyu önünde çok zorladığını, e, rezil ettiğini düşünüyor. Ki bu arada çok kötü bir politikacı o da ayrı. Ama o bizim sorunumuz değil Fransızların sorunu. Biz kendi ülkemizin çıkarlarına bakarız. E, dolayısıyla Macron çok bastıracak e, bu sefer. E, çok bastıracak yani e, bir şeyler alınması için. Şimdi Avrupa'da böyleyiz. Avrupa, e, Arap dünyasında zaten... Hani bakmayın efendim Suudi Kral'la Erdoğan görüştü de aslında dostmuşuz da yok öyle şey. Bas ee, basbayağı bildiğiniz Türkiye boykotu e, resmen artık fiilen değil aynı zamanda resmen devam ediyor. Şimdi bir yeni haber daha. Yeni haber şöyle yeni haber. 5-6 saatlik bir e, ömrü var bu haberin. Çünkü e, biz uyurken Amerika'da belli bir saatti ya. Amerika'dan bir haber geldi hanımefendiler, beyefendiler. Yeni bir haber. E, henüz televizyonlarda gör, görülmedi galiba. E, gazetelerde de saat farkı nedeniyle yok. Şimdi yaptırım meselesi Amerika'nın da gündeminde. Şu konu. E, bu e, Türkiye'ye yaptırımı da öngören bir kassa denilen biliyorsunuz bir... Ee, tasarı var. O yasa taslağı, tasarısı ne derseniz. Dün e, Türkiye saatiyle işte dün e, gecenin bir vakti, yani 6-7 saat önce dediğim gibi, e, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komiteleri. Yani Kongre iki e, ayaklı ya, Senato ve Temsilciler Meclisi, her ikisinin Silahlı Kuvvetler Komiteleri savunma bütçesine onay verdi 2021'in. Şimdi bu savunma bütçesinin altındaki e, hazırlayanlar elbette Trump yönetimi. Ama bu bütçeyi e, elbette Biden uygulayacak. Bu bizi ilgilendiren yanı şu, bu bütçeyle birlikte Trump'ın e, Rusya'dan S400 satın alan e, aldığımız için Türkiye'ye Yaptırım uygulaması gündemde. Yaptırım gelebilir. E, kongre gündemine gelecek çünkü. E, orada kabul edilirse ki edilecek gibi görünüyor. Çünkü hem sonra, cumhuriyetçiler hem demokratlar destekleyici parti ayrımı, oy birbiri için. Sonra e, yasadan <laughs> haline geldikten sonra kongreden çıktıktan sonra Trump'a imza gidecek. Şimdi soru şu. E, Trump e, hep Erdoğan'la çok yakındı, kankaydı. Buna rağmen hani öyle diyoruz ama e, düşünsenize o mektubu, o tweetleri atan kimdi gene oydu. Acaba Trump Türkiye'ye yaptırımın yolunu açan e, bu e, yasadaki o maddeyi kabul eder mi? Çünkü birkaç tane başlığı çıkartma yetkisi var Trump'ın. Şöyle, e, bu sefer şöyle bir kurnazlık yapıyor e, vekiller, Kong kongre. Ee, şöyle bir kurnazlık yapıyorlar. İstedi bugüne kadar önüne geldi. Trump'ın masasında o şu anda. Ama uygulamadı bunu. Bekletiyor. Ama bu sefer şunu diyorlar. Bu yasalaştığı anda 30 gün içinde orada çeşitli maddeler var. O maddelerden 5'ini yürürlüğe koymak zorunda. 30 gün veriyorlar. Bu yasalaştığı anda 30 daha bekletemez. İster e, Biden ister Trump hangisini yani ne zaman çünkü yasalışacağını tam bilmiyoruz ama. İşte onları Cik seçebilir diyorlar. Evet. Beşini ama... seçebilir. Orada seçimde şu önemli. Neyi seçecek? Türkiye'ye zarar verecek şeyleri mi az zarar verecek mi seçecek. Ama bundan bizim tahminimiz e, insanları seçeceği. Yani e, kim İran'a altın ticaretini desteklediyse kişi olarak onları cezalandıran bakan bürokrat neyse banka müdürü kimse onlar onları hedef alan maddeleri seçecek e, diyorlar Türkiye'ye zarar vermek yerine doğrudan o kişileri hedef alacak diyorlar hep beraber e, göreceğiz ama bu şundan önemli başkana inisiyatif tanımıyor 30 gün içinde seç şimdi bakın bekletme bu yaptırımlardan kasıt ne e, belli isimlere ABD'de işte banka gayrimenkul satışı yasak ABD vizesi vermemek ee, zaten bu silahlı kuvvetler komitelerin şeysi olduğu için e, savunma sanayine yönelik zaten başlamış olan ambargonun ki uygulanması. Şimdi Trump bunu imzalar mı imzalamaz mı? Ee, Halk TV'nin dış haberler e, editörü Ayşegül Kaplan'la yukarıya çıkmadan önce konuştum. Onun kanaati okuduklarına da dayanarak şu, Biden'ı zora sokmak için Trump... Biden'la Türkiye'nin arasını daha da açmak için onu zora sokmak için yani çünkü Türkiye bölgede kritik önemde bir ülke. Tabii. Yani İran'la ilişkisi, Rusya'yla e, ABD dışlarsa Rusya'yla yakınlaşacak olma ihtimali Körfez ülkeleri de vesaire Türkiye rağmen bölgede bir şey yapmak imkansıza yakın. Türkiye, AKP'ye ve Sayın Erdoğan'ın basiretsiz politikalarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli bir ülkedir. Ne Amerika'nın ne Avrupa'nın ne Sovy Rusya'nın Sovyetler de zamanında göremez. Görmezden gelebileceği bir ülke değil. Hesabını içine koyacaksın Türkiye'yi. Evet. Ama işte Sayın e Erdoğan'a rağmen hala bunu da söyleyelim. Buna rağmen. Yani e, özetle e, Trump e, hani ben seni seviyorum ama ne kadar sevdiğimi de o mektupları aç oku anlarsın diyerek öyle e, bir ya mesaj tehdit göndererek. Bizi. Tehdit ya. etti adam bizi. Ya salacaksınız papazı ya da sizi mahvederim ekonomisi diye tehdit etti. Sonra da biliyorsun televizyonlarda şöyle dedi. Bir tweet attım ekonomilerini mahvettim diye dalga geçti Sayın Erdoğan'la. Daha ne yapsın adam? Yani ne Trump'ı yahu? Trump sanki dostumuz Biden düşmanımız gibi. Hiçbiri. Herkesin kendi ülkesi var. Efendim deli misiniz siz? Herkesin kendi ülkesini çıkar. Kimsenin dostu düşmanı yok. Herkesin ülkesinin çıkarları var. O ülkesinin çıkarlarını koruyacak. Biz de ülkemizin çıkarlarını koruyacağız. Böyle Trump dostumuzdu. Dostunuzdu dalga geçti sizinle. Bir tweet attım ekonomilerini mahvettim biliyorsunuz. Gerekirse bir tane daha atarım diye televizyonda demeç verdi Sayın Trump. Yani böyle bir şaka gibi ben bu anlamıyorum bunu yani Trump dostumuz, Biden düşmanımız. Öyle bir şey yok. Herkesin çıkarları var. Herkes gibi sen de şahsi çıkarlarını değil, ülkenin çıkarlarını öne koyarsan hiçbir sorunun olmaz. Ülkenin çıkarlarını öne koyacaksın. Uzun vadeli çıkarlarını. Ama işte e, Trump zaten biliyoruz çok zor gidiyor. <laughs> Hakikaten gitmemek için kapılara falan tutunuyor biliyorsunuz. Çok zor gidiyor. Ee, ve hep şu mesajı veriyor. Gidiyorum ama hani var ya şu Terminatör'ün onda mıydı o? I'll be back diyor. <laughs> Döneceğim diyor. Evet, Trump'ı kim tutar? Çok böyle dört e, yıl sonrasına bugünden muazzam bir e, hazırlık imajı veriyor. Hani bu arada bir gün becerebilirsek şunu bir araştıralım Emin'cim de. Ee, Amerikan medyası şunu konuşuyor çünkü Trump 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da oturdu Şimdi Beyaz Saray'daki özel eşyalar paketleniyor Böyle hazırlanıyor Deşinecek. Nereye gidecek? Şimdi New York'a gitmesi düşünülmüyor mu? Çünkü oradaki Trump tabur zaten kiralık falan Mar-a-Lago Mar diye bir yer var ee, Herhalde batı sahilinde Böyle muazzam Muazzam bir e, yazlık yer Eee Orada bunun bir ne diyelim malikane ötesi bir yeri var. Oraya gidebilirmiş. Fakat bölge sakinleri sen bir sinirlen, rahatımız bozulacak. Eski başkan olduğu için pır 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 helikopterler orada işte gelecek çakarlı arabalar bilmem ne istemedik desinler. Komşular ayağa kalk. Bölge yetkilileri de bir dakika ama şu kadar günden fazla misafir kabul edemezsiniz de. Çünkü oranın şartları varmış. Amerika'da başkan olmak bile zor. Nerede bizde? Bizde bir orada saray, bir burada saray, bir şurada saray. 10 tane sarayımız var. Bir olmazsa bir. Şeyi gördün mü? Çiğdem Toker'in yeni yazısını. Ee, sarayın bahçe masrafları 10 55 milyon liraya çıkmış sayın seyirciler. 12,5 milyon lira artmış. Sarayın bahçe masrafları bu sene pandemi İnsanlara günde 39 lira veriyorsunuz. Günde 39 lira kira doğalgaz, elektrik, yakıt, yiyecek, içecek her şey 39 lira. Ödenek veriyorsunuz kısa çalışma edin. Ve sarayın e, sadece bahçe masrafı 12,5 milyon lira artmış 10 ayda 55 milyon lira. Ama bunu bir Trump'ın e, nerede oturacağını ay dert içime dert oldu. Çok üzüldüm çünkü bir araştıralım. Bir programda konuşalım. Ee, olur bakarım ama tamam. şöyle tabii bizimkisi gibi saraylar 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 durumu olduğu için Yok, burada olabilir. okluktaki şeyi de yeni 65 dönüm daha büyütülüyormuş. Büyütülmesi gündemdeymiş. Kamulaştırma yapıyorlarmış. Ya okluk, okluk koyun evet bir gün. Bak bir gün özel saraylar yapalım seninle olur. Biliyorsun şeydeki çok üzücüydü. Ahlat'taki saray. Ee, Okluk çünkü efendim... korkunç bir şey. Okluk'ta deniz kapatıldı. Bütün koy kişi. kapatıldı. Deniz kapatıldı. Deniz trafiği kesildi. Kara trafiği kesildi. Görüntü alınamıyor. İşte daha gel alçak ama çok vasat yani şey bulmuş. Çok alçak Sade bulmuş. Çok sade, sade ve evet. çok alçak gibi. mütevazi. Şimdi efendim e tekrar söyleyelim. ABD'de yaptırım e kapıda olur mu olmaz mı bakacağız ama buna cevaz veren bir yasa kongreden eli kulağında çıktı çıkacak. Ee, ABD Avrupa Birliği de liderler zirvesiyle 10 Aralık'ta e, Türkiye'yi masaya yatıracak. Şimdi bunları medya görmüyor. Yandaş medyadan tabii söz ediyorum bildiğiniz üzere. Görmüyor. Neyi görüyor? 11 Aralık. Diyorlar ki 10 Aralık'ı bırak sen 11 Aralık'a bak. Ne olacak 11 Aralık'ta Emin Çapa? Ee, birdenbire aşılama takvimi başlayacak. Yani aşılama mı aşılama takvimi mi? Başlayacak olan ne? Aşılama başlayamaz. Onu biliyoruz kesin olarak. Aşılama takvimi. Ee, onun ne olduğunu da ben tam anlamadım. Yani dört safhada aşılama yapılacak falan ama 11 Aralık'ta takvim. 11 Aralık'ta takvim başlayacak denilince ben sanki şunu anlıyorum. Ee, hani... Plan falan herhalde netleşecek. Diyan. Şimdi şöyle Fahrettin Koca Ahmet Hakan'a konuşmuş Hürriyet'te neden Çin aşısını seçtik diye o soru ayrıca neden Çin aşısı diye gerçekten sormak gerekiyor. İki şey söylüyor. Ee, Çok önemli. Ee, bir tanesi doğru bir tanesi değil. Doğru olanı şu e, konuşalım bu sorunun, mı sonra hayır, konuşalım. Bu sorunun yanıtını sonra <laughs> tamam, bırakalım. Tamam, Çin aşısı çünkü e, hanımefendiler beyefendiler hani Çin aşısını seçtik. Soracağım soru zaten şu, Çin aşısı diye bir şey var mı? Değil mi senin cevap vereceğin evet. şey de o? Şimdi bakın, takvim 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 dediğimiz şeyi ben dün e, bir gün önce e, Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Bakanı'nın e, imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamanın içine adeta gömülmüş bir paragrafta e, okudum ve sizlerle paylaştım. Tekrar verelim onu ekrana. Diyor ki çok özetle uzun uzadıya okumayacağım. 11 Aralık'tan sonra aşının ilk kısmı gelecek ee, ve geldikten sonra öncelikle e, uluslararası akredite olan Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu e, inceleme yapacak. Bu incelemelerde güvenlik testleri olumlu çıkarsa e, sonuçlanmakta olan yani sonuçlanmamış olan dolaylı olarak böyle söyleniyor. Faz 3 çalışmalarının erken sonuçları alınacak. Onu takiben tekrar bu kurum inceleyecek. Ülkemiz standartlarına uygun bulunursa erken kullanım izni verilecek. Aşıların uygulanmasına da bu aşamadan sonra cevap verilecek. Şimdi Türkçe konuşuyoruz, Türkçe biliyoruz. Bunda herhangi bir başka mana çıkartamazsınız. Bir, 11 Aralık'ta aşı gelmiyor. Gelemez zaten. 2. 3. faz falan tamamlanmış değil. Yani bir aşının onayı alması için. 3. 3. faz Türkiye'de yapılacak. 4. Bütün bu işlemler Türkiye'de yapıldıktan sonra kim bilir ne zaman e, uygulanacak. Şimdi ben seni ayağa alabilir miyim sevgili arkadaşım? Oradan birkaç tane grafiği sen anlat. Öncelikle şunu yapacağız. E, birkaç tane aşı. Aşı adaylarını verelim derdi. Aslında ders temelde 5 tane aşıdan bahsediyoruz biz. Tamam ama biz birkaçını bir vereceğiz. Aşı adaylarını verelim. Eee dersucum ekrana. E, şimdi bu değil. Bu değil. Bunlar ön e, siparişler, siparişler. Bu değil. Kimine öbürü ne kadar sipariş verdi bu? Öbürü arkadaşlar. E, şimdi e, aşı adayları. Şimdi bu beş tane önemli aşı evet. adayı var. Burada iki tane Çin görüyoruz ama Sinovac asıl Çin'in asıl aşısı tamam. bizim de alacağımız. O inaktif. İki tip aşı var hemen söyleyeyim. Biri klasik, zayıflatılmış virüs aşısı. Klasik, yıllardır yapılan. İkinci aşı da Messenger RNA. Yani mRNA aşısı dediğimiz dünyada ilk kez uygulanacak teknoloji. Sinovac Çin'in aşısı, klasik aşı. Ee, Biontech, Pfizer aşısı, mRNA aşısı. Bu, bu e, dünyanın en çok şu anda konuştuğu aşı bu. Bu Türk çiftin bilim insanlarının geliştirdiği, geliştirdiği aşı. Diğeri e, Oxford, AstraZeneca aşısı. Bunda bir iki yöntem sorunu var. Ama bu aşı çok iyi bir aşı. E, oranı düşük, ama fiyatı çok ucuz. Dağıtımı çok kolay olacak bir aşı e, çünkü çok soğuk istemiyor. Moderna Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşı o da e, gene bir mRNA aşısı, messenger RNA aşısı dünyada ilk kez uygulanan bir e, teknoloji. Dolayısıyla o da e, en pahalı aşılardan biri e, olacak. Ama Şimdi, bunların içinde en pahalısı. Çin aşısı. Çin aşısı. 70 Şimdi dolar. Şimdi paramız çok olsun. Parasına takılmayalım. Şimdi burada önemli olan şu. Klinik araştırma dediğimiz yani bu aşı gerçekten koronaya geliyor mu? Koronayı iyileştirirken işte kafanızda balyozla vurmuş gibi yan etkileri var mı? Bunun araştırması. Faz 1, faz 2, faz 3 bunlar devam ediyor. Evet. Üçüncü Hangisi faz çok sayıda insana Hı? uyguladığınız, çok sayıda insana uyguladığınız faz... Üçüncü faz. Bunun sonucuna göre de aşılama. Peki, öne şimdi burada e, altını çizmemiz gereken iki nokta var. Biri e, İngiltere yazısını görüyorsunuz, beni verme ha. E, ders hocam. Çünkü e, şu ana kadar sadece eee Biontech aşısı İngiltere'den onay almış durumda. Bir tek de İngiltere verdi. Bir tek. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda hem Moderna'nın aşısını hem BioNTech e, Pfizer'ın aşısını e, inceliyorlar. Ama erken bir e, onay vereceklerini bekliyoruz. Yani bir erken onay bekliyoruz bunlara. E, şeyin sorunu çözülür çözülmez Oxford aşısının da onun da erken onay almasını bekliyoruz. Şimdi oradaki ikinci altını çizeceğimiz mesele oydu. E, soru işareti. Çin aşısı, Sinovac'ın bakın Çin aşısı. Şimdi o neden? Da... Çünkü o bizi bizi ilgilendiren o. Evet. Çünkü orada bir bir şey olduğunu hemen söyleyeyim. Ana şeysi şu. Çin'in aşısı nerede deneniyor? Nerede? Üçüncü fazı. Brezilya, hı hı. Endonezya, Türkiye ve Çin. Dört ülkede deneniyor. Yani faz 3 bitmiş değil. Hayır. Bu Hayır. dört ülkede Hayır. devam ediyor. Evet. Şu anda aşılama devam ediyor. Ama Brezilya, Bak, Endonezya, Türkiye. aşısına geçmeden Türkiye. bir de şeyi görelim. E ee, hangi ülke şu ana kadar hangi aşı için ne sipariş verdi? Bakın. Ön Sipariş. Biontech, Bunlar. Moderna, Oxford, Çin aşısı yok burada. Neden? Ee, çünkü Çin aşısının makalesi daha yeni yayınlandı. Ee, Nature dergisinde yayınlandı. E ee, daha Çin aşısının aşamaları konusunda net bilgi sahibi değil dünya. Bir sipariş vermek için ön sipariş onu görmek yok. istiyorsun ön sipariş yok. Şimdi, Türkiye gibi birkaç ülkeden ön sipariş var. AB eee Biontech'e 300 milyon, eee AstraZeneca'ya 400 olmak üzere 700 milyon e, doz sipariş vermiş. ABD'de geri toplam 700 milyon. Şimdi gidiyoruz. Kanada, Birleşik Krallık yani İngiltere, Japonya, Endonezya, Brezilya hepsi. Brezilya dahil Meksika, Avustralya gidiyor gidiyor Yeni Zelanda'ya kadar. Yeni Zelanda bir buçuk milyon dozla en küçüğü listede bu kadarcık da yer almış. Türkiye niye yok? Çünkü Türkiye'nin ön sipariş verebileceği bir durum kalmadı. Bu aşıların üretim kapasiteleri sınırlı. En çok ilgi gören Oxford aşısı ulaşımı kolay olduğu eksi 20, eksi 40 dereceler istemediği için en çok gören o. İkinci en çok gelen BioNTech, Pfizer aşısı. BioNTech, Pfizer aşısında da yıl sonuna kadar 100 milyon üreteceğim diyordu. Şimdi e, ham madde yok, 50 milyon üretebilirim diyor. 50 milyon üretebilirim e, diyor. Bu arada tedarik zincirinde sıkıntılar zaten falan. O yüzden e, burada sipariş versek bile bu ön siparişler bittikten, yani BioNTech, Pfizer, hani Türk bilim, e, bilim insanlarının e, geliştirdiği aşı için Avrupa Birliği'ne 300 milyon, Amerika'ya 100 milyon, Japonya'ya 120 milyon, Kanada'ya 20 milyon, İngiltere'ye 40 milyon verdikten sonra yaklaşık 650-700 milyon doz Pfizer'ın ön siparişi var zaten. Var. O bittikten sonra bize verebilir. Zaten. Biz e, işte bu Biz niye peki kaçırdık bunu? Çok planlı bir ülke olduğumuz için olabilir mi? Olabilir mi? Evet çok planlı bir ülke olduğumuz için. Çok iyi çalıştığımız için. Bütün bu dozlardan sonra yani bu siparişler. Mesela ben şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği burada 700 milyon doz görünüyor. Bu 350 milyon kişi demek. Biliyorsunuz aşı 2 doz oluyor. Bir aşılar ya 3 hafta sonra ya 4 hafta sonra bir daha aşılıyorsunuz. Aşıya göre değişiyor. ya da Avrupa Birliği 200 milyon doz daha e, görüşüyor. Bugün ya bitti ya bitmek üzere o anlaşmada 200 milyon dozda Moderna'dan alacak ve 900 milyon doza çıkacak e, Avrupa Birliği'nin aşısı. Onlar birlik olarak alıyorlar. İngiltere hariç İngiltere ayrı ayrıldı biliyorsun birlikte. E, 450 milyon kişiyi aşılayacak şeyi tamamen garantiledi Avrupa Birliği. Bu arada bunu söyleyeyim. Bu siparişler bitmeden zaten bunlardan bize bir Aşı gelmesi zaten mümkün değil. Peki Emin'cim şimdi hani benzetmeler bazen başıma dert olduğu için kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Bir yere bir şey almaya gidiyorsunuz kalmamış hiç. İşte ne bileyim ben hiç mi yok? portakal diyelim. Portakalın çürüğü kalmış. Ay bak ben bunu çok beğendim bunu seçtim demezsiniz. Kala kala bu kalmış dersiniz. Şimdi dediğim gibi benzetme teşbihler bazen hatalı oluyor diye duruyorum ama eğer siz dünyanın belli başlı hala onay almamış ama e, faz 3 e, sonuçları paylaşılınca e, ön onay görmüş aşılar kapış kapış gidince size sıra gelmeyince Çin aşısına kalırsınız. Çin aşısına kalınca bunun adı Çin aşısını seçmek mi olur? Biz Çin aşısını seçtik mi? Çin aşısına mecbur mu kaldık? Ya da neden Çin aşısı diye tutturduk? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bakanın verdiği mülakatta iki tane önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Hürriyet gazetesindeki e, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlamış. Bunlardan bir tanesi şu. Aşının ülkesi olmaz diyor. Kesinlikle doğru. doğru. Çin aşısı da olabilir. Kore aşısı da olabilir, Alman da olabilir, Amerikalı da olabilir, Türkiye'nin ürettiği bir aşı da olabilir. Bunun önemi yok. Önemli olan şu, uluslararası saygın ve bağımsız kurumlar tarafından onaylanmış olması lazım. Aşı. Bunu arıyoruz. Dolayısıyla Bakanın söylediği bu söz doğru. Çin aşısını olmam, şu aşıyı olurum, bu aşıyı olmam gibi bir şey denemez. Eğer aşı Dünya Sağlık Örgütü, FDA, Alpa Birliği gibi bağımsız kurumlar tarafından onaylanırsa, onlara içinde oluşan bağımsız kurumlar tarafından onaylanırsa, bilim dünyası tamam, bu aşı tamamdır, faz 3'ü de tamamdır derse, Çin aşısını da olabiliriz. Ben hemen olurum söyleyeyim. Çin aşısını hiç öyle bir ayrım gütmem. Bilgileri paylaşılmış ve bilim dünyası tarafından kabul edilmiş her aşıyı olurum. Bakanın bu söylediği doğru. Fakat söylemediği yanlış söylediği şu. Ahmet Hakan soruyor. Peki o zaman niye diyor Çin aşısını diğer ülkeler almıyor? Diyor ki Çin aşısı çünkü pahalı. Ha yani Kanada'nın mesela İsviçre'nin parası yok. Ondan Çin aşısı alamıyorlar. Öyle bir şey yok dostlarım. Öyle bir şey olabilir mi? Kanada, Fransa, Almanya, İsviçre onların parası parası yok bizim, bizim var. var paramız. O yüzden biz Çin aşısını alıyoruz. Ama onlar Çin aşısı alamıyorlar. Sayın Bakan siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Buraya kadar söyledikleriniz doğru ama burada bunu söylediğiniz anda güvenilirliğinizi lütfen zedelemeyin. Zaten güvenilirliğinizi zedelediniz. Lütfen bunu yapmayın. İsviçre'nin parası yok. Alamıyor Çin aşısını. Bizim paramız çok. Çünkü Çin aşısı bu arada 75 dolar. Bu aşıların fiyatlarını hemen söyleyeyim. Oxford aşısı 4 dolar, onun için herkes onun peşinde. Moderna'nın aşısı Amerika'daki mRNA aşısı 37 dolar, Pfizer'ın aşısı 20 dolar. Şimdi Çin aşısını e, tercih sebebi olarak da e, inaktif. Diyor ki evet, senin demin anlattığın şey, hani nasıl üretildiği konusu. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasından ben de okuyorum. E, diyor ki inaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilir uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Çin aşısı bu yöntemle üretildi. Bu nedenle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Şimdi gene aynı yere döneceğiz. Amerika'nın, Kanada'nın, Fransa'nın, AB ülkelerinin bundan haberi mi yok da Çin aşısından herhangi bir siparişte bulunmamışlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bizim haberimiz Olamaz var. Mi? Bizim haberimiz var. Kanada'nın haberi yok. İsviçre'nin haberi yok. Almanlar salak zaten. Japonlar gerizekalı. Böyle bir şey olabilir mi canım? Ha <laughs> alay mı ediyorsunuz bizimle? Böyle bir şey olabilir mi? Ha bizim haberimiz var Çin sırları bizle paylaşıyor. Japonya'dan saklıyor. Öyle mi? Böyle bir şey olamaz. Zaten uluslararası kabul görmesi gerekiyor. O yüzden Nature'da yeni makale yayınlandı. Dünyanın en önemli bilim dergilerinden biri evet. Nature. Hatta belki de birincisi muhtemelen. Orada yeni bir makale yayınlandı. Fakat Çin aşısı konusunda insanların derin şüpheleri var. Yeterince şeffaf olmamak lazım. Mesela Çin'de kaç kişi de deneniyor bilmiyoruz. Şöyle diyorlar yüz binlerce. Yüz binlerce ne demek kaç kişi de denediniz? Bu neden önemli? Şundan önemli. 100 bin kişiye vurdunuz, 98 bin kişi de antikor oluştu ve hastalık ee, hasta ol, olmadı. 2000 kişi diyelim ki hasta oldu. Ama 500 bin kişiye vurdunuz, bu başka bir şey. Değil bu başka bir şey. Yüzde hesabı yapılacak. Kaç kişi de ne oluştu? Plazma oluştu mu? Ne oluştu? Yani ee, onlarda bunu bilmemiz bu, lazım. O, Nature gibi, Lancet gibi bir takım e, dergiler bunlar bilim dergileri. E, buralarda uzmanlar incelerler. Bunları bilim insanları okurlar evet, zaten. Okurlar ve zaten bilin. o makalelerde ya da araştırmalarda uzman kalemlerden gelir şimdi ve uzmanlar okuyup yayınlanmadan önce onay verir aynı şekilde o makaleler öyle hani ben gönderdim Aslında. işte biraz da para verdim yayınlayın yok öyle şeyler oralarda şimdi oralardaki araştırmalar bildiğimiz kadarıyla Tabii sen daha e, derinlemesine biliyorsun diğer aşılar hakkındaki süreci sonuçları verileri yan etkileri e, Bulabildikleri raporlara ulaşmışlar mı? Aynı şey Çin aşısı için geçerli mi? Şimdi şöyle Çin aşısı konusunda şu ana kadar bir tek makale var, tek hmm. bir makale var. O da çok yüksek bir başarı olduğunu söylüyor. Ee, ama bunlar henüz başka bir şey bilmiyoruz Çin aşısı konusunda. Hmm. Diğer aşılar konusunda biz zaten her aşamayı ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Hem Moderna'nınkini biliyoruz, hem e, Oxford AstraZeneca'yı biliyoruz, hem BioNTech Pfizer'ınkini biliyoruz. Her aşaması konusunda ayrıntılı bilgi sahibiyiz zaten. Her aşaması konusunda kaç kişiye yapıldı, ne sonuçlar alındı Oxford aşısı konusunda çıkan tartışma zaten o yüzden çıktı. İşte e, bilim dünyası tartıştı. Aşı konusundaki, ilaç konusundaki ana konu şu, bu sefer sorunumuz şu, normalde aşı çok uzun sürede gelişir. Bu sefer iki nedenle hızlandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi şu, elimizde teknoloji çok yüksek, süper bilgisayarlar kullanılıyor, inanılmaz bilgisayar modellemeleri yapılıyor, birisi bu. İkinci önemli konu da virüs o kadar ölümcül ki ön raporlamayla izin verilecek. Bizim, normalde bizim insanlara aşı yapıldıktan sonra 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl onları takip etmemiz lazım faz 3'ten sonra. Emin Çapa'ya faz 3 ıı, aşı yaptınız ama 2 yıl sonra ne oldu, 3 yıl sonra ne oldu? Sayın Bakan'ın söylediği bu zaten bu ama bu Çin aşısı için de geçerli, bütün aşılar için geçerli. Biz 2 yıl, 3 yıl bu insanları takip etmek zorundayız, mecburuz buna. Ama bu sefer risk o kadar büyük ki elimizde başka hiçbir şey yok, ilaç yok. O yüzden de e, mecburen e, ön onay veriliyor. Buradaki sorun Çin aşısının yeterince şu anda şeffaf olması. Ama sufazucu bitip ayrıntılar paylaşılıp bilim dünyasını ikna edecek ayrıntılar paylaşıldığında ben şunu açıklıkla söyleyeyim. Eğer bilim dünyası buna ikna olursa ben Çin aşısı da olurum. Hı hı öncelikle bunu söyleyeyim. Yani aşının milliyetle alakası yok. Şimdi bakın Sonucuyla bir takım var. kişiler bu Çin aşısı olduk diye kamuoyunda, medya önünde zaten görüldü. Şimdi buradan hareketle Çin aşısı geldi. Çin aşısı diye bir aşı var. Tamam. Aşı geldi. İlk partide işte gönüller üzerinde oldu. 11 Aralık'tan sonra da kalanı gelecek. Ve işte isteyende aşı olabilecek sonucu çıkartıyor ee, bir kısım medya. Böyle bir şey mümkün değil. Bu Oldu değil. bir takım insanlar aşı. Ama onlar faz üçün parçasıydı. Faz 3'ün testi. Çünkü Çin aşısının denendiği yani dört ülke var. evre. Brezilya, Türkiye... Endonezya ve Çin'in kendisi. Zaten Türkiye bu denemenin yapılıyor. Bu arada Biontech aşısı da Türkiye'de yapılıyor. Pfizer Biontech'in aşısı da Türkiye'de deniliyor. Ben mesela aday ütlük için başvurdum ama geç kalmışım. Kontenjan dolduğu için olamadım ah. maalesef. E, aday olmak istedim ben Biontech ve Pfizer aşısında. Hmm. E, deneklerden biri olmak için başvuruda bulundum. Hem de 3 ayrı kuruma başvurdum. Ama üçünde de geç kalmışım bir hafta. Bazı kişisel problemlerim vardı e, o sırada. E, o yüzden e, geç kaldığım için aşıyı olamadım. Denek olmak istedim ben e, BioNTech ve Pfizer aşısı için. E, daha aşılamanın başlayacağı, başladığı noktada değiliz. İlk kez İngiltere sadece BioNTech aşısı için onay verdi. Diğer aşılar için onay veren herhangi bir ülke yok. BioNTech için de onay veren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği şu anda... 3 aşı için, onay için bunlar bildiğimiz Çin aşısı değil. Bildiğimiz diğer 3 aşı onlar için sadece araştırmalarına devam ediyorlar. Şimdi bu Bunu meseleyi söyleyeyim. neden bu kadar uzun uza diye konuştuğumuzu e, kısacık anlatmamız lazım. Evet. Yani bakan yalan söylüyor. Öyle değil, böyle değil. Karolsun olsun Çin, bu değil meselemiz. Şu. Ee, özellikle bakanın eksik bilgi vererek başlangıçta eksik bilgi vererek Çin aşısı geldi gelecek aşı da olduk olacak takdimi doğru değil. Hele medyanın 11 Aralık'tan sonra aşı takvimi başlayacak. Yani nedir o aşı takvimi? 4 aşamalı 65 yaş üstü sağlıkçılar vesaire diye böyle bir şeysi var. Bu da doğru değil. 11 Aralık'tan itibaren bu faz 3 daha geniş olacak. Bunun işte az önce anlattık. O da öyle olacak, bu da öyle olacak vesaire. incelenecek vesaire. Şimdi bunun önemi şu. Eğer e, sokaktaki insan, vatandaş aa ne güzel aşı geliyormuş Rihavetine. ve üstelik de bedava olacakmış, devlet bize bedava verecekmiş gibi bir rehavete kapılırsa işimiz zor. Çünkü bakın Dünya Sağlık Örgütü çok net bir şey söylüyor. Bu mesele daha aylar maylar değil belki moralinizi bozmak gibi olmasın ama yıllar alacak ölüm oranı belki azalacak ya da yer yer pik yapıp tekrar düşecek ayrı. Ama bu aşı tamam işte Aralık'ta olduk, Ocak'ta olduk, Mart'ta rahatsız meselesi değil. Yanı sıra şunu da sana sormamız yani vatandaşın rehavete kapılmaması lazım. Ki madem devlet önlemlerimizi 14 gün, 3 hafta kapatıp da almıyor, almaktan kaçınıyor ekonomik nedenlerle. Biz kendimiz alacağız mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayarak maskemizi eksik etmeyerek. Bunu bir kere söylemek istedim. İkincisi şu. Bakan diyor ki aşıda diyor zorunluluk olmayacak diyor. Bu çok önemli bir konu. Avrupa'da bunu tartışıyor, Amerika'da bunu tartışıyor. Zorunluluk olacak mı aşıda meselesi? Fransa'daki eğilim zorunluluk olmaması yönünde. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zorunluluk olmaması yönünde. Fakat şöyle bir zorunluluk olacak e, ee, şu anda konuşulan e, Kantas Avustralya Hava Yolları ilk olarak resmi şey açıkladı. Ee, havayolları hava yolları dedi taşımayacak aşı olmayan. Hı -hı. Uçağa binemeyeceksiniz. Aşı olmadınız. Uçağa binemeyeceksiniz. Otelde kalamayacaksınız. AVM'ye giremeyeceksiniz. Mağaz sinemaya gidemeyeceksiniz. Mağazalara giremeyeceksiniz. HES kodu e, gibi kodlarla. Aşı olmama özgürlüğünüz olacak ama toplu taşıta binemeyeceksiniz aşı olmadıysanız uçağa binemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz. Eğer aşı olmadıysanız. Çünkü aşılama sizi korumak için değil sadece toplumu korumak için yapılan bir şey. Lütfen yok genlerimize ele geçirecekler. Yok bilmem nerimize çip takacaklar. He he herkes sizin peşinizde. O kadar değerli insanlarsınız. O kadar değerli insan sizin peşinizde. Ya arkadaşlar yapmayın. Ne olur? Yapmayın. Bu bilim karşıtlığını bırakın. Güvenilir noktaya geldiği anda bilim güvenilir bir noktada aşı artık olunabilir dediği noktada aşı olacağız. Bunun böyle bir böyle bir şey yok. Ha, olmayacaksanız aşı, o zaman evinizden çıkmayacaksınız. Evinizde oturacaksınız. Kusura bakmayın. Dünya bunu size dayatacak. Uçağa binemeyeceksiniz. Evet. Evet binemeyeceksiniz. Çünkü çünkü neden? Çünkü aşının yanı sıra bir şeye daha ihtiyacımız var. Hiç bunu konuşmuyoruz Ayşinur. İlaç, ilaç yok. Bu hastalığın ilacı yok. Doktorlar yayınlara bağlanan doktorlar sürekli ne diyorlar çok komplike bir rutin tedavi yok. Duruma göre bir takım karışımlar bir takım şeyler uyguluyorlar. Ama hastalığın ilacı hani işte gripal enfeksiyon yok şu hastalık bu hastalık onda bir ilacınız vardır. Geliştirmiş bir ilacınız vardır. Tansiyondu kalp kriziydi bilmem neydi neyse. İlacını alırsınız. Şu anda bizim elimizde bir ilaç yok. O yüzden elimizdeki tek şey ne? Aşı. Hasta olunca biz size verilen ilaçlar, yoğun bakımlarda, hastanelerde insanlara verilen ilaçlar doğrudan bu hastalığa dönük ilaçlar değil. Vücudu ayakta tutmaya dönük ilaçlar. Şimdi e, bakın şu e, olabilir. Ben kişisel olarak aşıya karşıyımdır. Bunun e, tabii akılla, bilimle bir alakası yoktur ama diyelim ki her neyse o inanç her neyse size bunu söylüyordur. Sizin kişisel olarak aşı olmama hakkınız olabilir. Ama bu toplumun da bu devletin de kendisini ve yurttaşlarını sizden koruma hakkı vardır. Öyle hakikaten anlattığı gibi Emin Çapa'nın hani yolculuk sınırlanacak evet, alışveriş sınırlanacak evet. Çünkü devletin yurttaşlarını koruma hakkı var. Bizim kendimizi Buna uymayan insanlardan koruma hakkı var, olmalı. Dolayısıyla hani aşı gelirse tabii bunlar söz konusu olacak ama... Ama gelecek bakanın, bir noktada, ama nasıl bir yıl sonra, sonra ama, ama 8 ay sonra. Sağlık Bakanı'nın aşıda zorlama olmayacak ifadesinden hareketle bunu söyledim. Sanki yani ne bileyim kozmetik ürünüymüş gibi, yani kremi zorunlu tutmuyoruz. Canım kremden söz etmiyoruz ki öyle bir şey olamaz. Kozmetikten söz etmiyoruz ki. Aşıdan söz ediyoruz. Şimdi. E, Bir aşının daha... geleceğinin garantisi şöyle. E, eğer aşı verilemezse Ayşe Nur, e, gelişmemiş ülkelere de aşı gitmesi sağlanmazsa e, gelişmiş ülkeler de kendini koruyamaz. Dolayısıyla kapıları kapatacaklar. Aynı şey. demin konuştuğumuz şey. Yani e, Türkiye'den giden uçaklar mesela ona göre aranacak. Yolcu aşı yoksa alınmayacak. Yani AVM'lere HES koduyla giriliyor. Şu anda. Şu anda. Aşı zorunlu Siz Hollanda'nın, Fransa'nın, Danimarka'nın ülkesine elini kolunu sallayanın girmesine izin vereceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Birinci bölümü bitirdik. İkinci bölümde biraz enflasyon konuşacağız. Size günün adamını takdim edeceğim efendim. Ee, günün adamı şahane, çok becerikli bir beyefendi. Ee, dönüşte Emin Çapa ile birlikte karşınızdayız. Görüşelim.